Aragonlu Catherine, düşmanı Thomas Cromwell tarafından bile saygıyla anılan ve eğer bir kadın olmasaydı tarihin bütün kahramanlarına meydan okuyabilirdi diye anlattığı İngiltere'nin gerçek kraliçesi. Catherine, 16 Aralık 1485'in erken saatlerinde Madrid yakınlarındaki Alcalá de Henares Başpiskopos Sarayı'nda doğdu. Aragon Kralı 2. Ferdinand ve Kastilya Kraliçesi 1. Isabel'in hayatta kalan en küçük çocuğuydu. Catherine oldukça kısa boylu, uzun, kızıl saçlı, iri mavi gözlü, yuvarlak yüzlü ve açık tenliydi. Ailesi Aragonlu Ferdinand ve Kastilyalı Isabella, Avrupa çapında birer efsaneydi. Evlilikleri İspanya Krallığını birleştirmiş ve birlikte Mursu, Granada'dan sürmüşlerdi. Ebeveynleri etki alanını genişletmeye çalışırken, Catherine'in çocukluğu savaşlar ve kutlamalarla doluydu. Annesi resmi bir eğitimden yararlanmadan beklenmedik bir şekilde tahta çıktı. Bu nedenle kızlarına dünya hakkında geniş bir bilgi vermek için bilim adamlarını İspanya'ya getirdi. Catherine, kutsal tarikatlarda katip olan bir öğretmen olan Alessandro Geraldini tarafından eğitildi. Aritmatik, kanun, medeni hukuk, klasik edebiyat, şecere, hanedanlık armaları, tarih, felsefe, din ve teoloji okudu. Kastilya İspanyolcası ve Latince konuşmayı, okumayı ve yazmayı öğrendi ve ayrıca kendisine yemek pişirme, dans etme, resim yapma gibi beceriler de öğretildi. Güçlü bir dini eğitim aldı ve sonraki yaşamında önemli bir rol oynayacak olan Roma Katolik inancını benimsedi. Monarşi dünyasında dindar bir Hristiyan yaşamının sürdürülebileceği inancı, sadık Katolik annesi Isabella tarafından Catherine'e geçirilmişti. Anne tarafından bir İngiliz kraliyet hanesi olan Lancaster hanedanının soyundan geliyordu. Adını aldığı büyük büyük annesi Lancaster'lı Catherine ve büyük 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 annesi Lancaster'lı Philippa'ydı. Kızlarının diğer güçlü uluslarla birleşmesinin Avrupa'daki yerlerini güçlendirebileceğini bilen kral ve kraliçe bu ittifakları dikkatle seçti. Annesinden miras aldığı İngiliz soyundan dolayı İngiliz tahtının varisi olan Galler Prensi Arthur için uygun bir eş olarak kabul edildi. Teorik olarak annesi aracılığıyla Catherine, İngiliz tahtı üzerinde Kral 7. Henry'nin kendisinden daha güçlü bir meşru iddiaya sahipti. 7. Henry, John Gaunt'un Catherine Swinford ile 3. evliliğinin soyundan geliyordu. John ve Catherine'in çocukları meşrulaştırılırken İngiliz tahtını miras almaları yasaklandı. Tudor monarşisi tüm Avrupa krallıkları tarafından kabul edilmedi. O zamanlar İspanyol Trastamara evi Katolik hükümdarların yönetimi nedeniyle Avrupa'nın en prestijli eviydi. Bu nedenle Catherine ve Arthur'un ittifakı Tudor evini Avrupa kraliyetlerinin gözünde doğruladı ve Tudor iddiasını güçlendirdi. İngiltere Kralı 7. Henry, en büyük oğlu Galler Prensi Arthur'un 1488'de Arthur henüz 18 aylıkken ve Catherine 3 yaşındayken Catherine ile evlenmesini ayarlamıştı. İki kraliyet hanedanı arasındaki resmi anlaşma 27 Mart 1489 tarihli Medine del Campo anlaşmasında belirlendi ve iki ülke ortak düşmanları Fransa'ya karşı kullanışlı bir ittifak kurdu. İkisi vekaleten 19 Mayıs 1499'da evlendiler ve Arthur 15 yaşına gelene kadar Latince yazıştılar. 1501 yazında Katolik hükümdarlarının en küçük kızı olan Infanta Catalina de Aragon, bir daha geri dönmemek üzere İngiltere'ye doğru yola çıktı ve şehir zar zor fethedildiğinde yerleştiği sevgili Granada'yı geride bıraktı. İlk başta Catherine'in gemisinin Gravesend'e varacağı düşünülüyordu. Ekim 1501'de vardıklarında onu karşılamaya hazır olmak üzere birkaç İngiliz beyefendi atandı. Onlar Catherine'e Thames Nehri üzerindeki bir Mavna filosundan Londra Kulesi'ne kadar eşlik edeceklerdi. Yanında trompetçi John Blank olmak üzere bir grup Afrikalı hizmetçisini de getirmişti. Onlar Londra'ya geldiği kayıt edilen ilk Afrikalılar olarak kabul ediliyorlardı. Prenses ve ailesinin gücü hakkında büyük bir izlenim bıraktılar. 4 Kasım'da Hampshire'deki Dogmersfield'de Arthur ile tanıştı. Birbirleriyle ilgili ilk izlenimleri hakkında çok az şey biliniyor.
Ancak Arthur kayınvalidesine gerçek ve sevgi dolu bir koca olacağını yazdı ve ebeveynlerine sevgilisinin yüzünü görmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. 10 gün sonra 14 Kasım 1501 tarihinde eski St. Paul Katedrali'nde evlendiler. 200 bin dukalık bir çeyiz üzerinde anlaşmaya varılmıştı ve yarısı evlendikten kısa bir süre sonra ödendi. Evlendikten sonra Arthur Galler Prensi olarak görevi gereği Galler Konseyi'ne ve yürüyüşlere başkanlık etmesi için Galler sınırındaki Ludrov Kalesi'ne gönderildi. Birkaç ay sonra muhtemelen bölgeyi etkisi altına alan terleme hastalığından ikisi de hastalandı. Arthur 2 Nisan 1502 tarihinde öldü. 16 yaşındaki Catherine iyileşmiş fakat dul kalmıştı. Yarısını henüz alamadığı 200 bin dukalık çeyizini gelinin eve dönmesi halinde evlilik sözleşmesinin gerektirdiği gibi babasına iade etme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı. Kral meseleyi çözmek için Catherine'den 5 yaş küçük olan ikinci oğlu York Dükü Henry ile Catherine'i evlendirmeye karar verdi. İkinci Ferdinand, Catherine'in çeyizinin geri kalanının ödenmesini erteledi ve evliliğin gerçekleşeceği şüpheli hale gelmişti. Catherine, Londra'daki Durham House'da bir nevi mahkum olarak yaşadı. Çok az parası vardı, hem kendisinin hem de nedimelerin ihtiyacını karşılamakta zorlanıyordu. Ve çok geçmeden 7. Henry, İspanyol nişanını bozacağını ima ediyordu. İngiltere'nin İspanyol Büyükelçisi göreviyle 1507'de Avrupa tarihindeki ilk kadın büyükelçisi oldu. 7. Henry ve danışmanları onun kolayca manipüle edilmesini beklerken, Catherine onların yanıldığını kanıtlamaya devam etti. Henry'nin Catherine ile evlenebilmesi, Papa'nın bir muafiyet vermesine bağlıydı. Çünkü kilise hukuku bir erkeğin erkek kardeşinin dul eşiyle evlenmesini yasaklıyordu. Catherine, Arthur ile evliliğinin hiçbir zaman tamamlanamadığını, ayrıca kilise kanununa göre bir evlilik tamamlanmadıkça geçersiz olduğunu iddia etmişti. Böylece Catherine'in ikinci düğünü 23 yaşındayken 11 Haziran 1509'da Prens Arthur'un ölümünden 7 yıl sonra gerçekleşti. 23 Haziran 1509 Cumartesi günü Westminster'da yapılan geleneksel taç giyme töreni arifesi alayı büyük ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Gelenek olduğu gibi çift taç giyme töreninden önceki geceyi Londra Kulesi'nde geçirdi. 24 Haziran 1509 Pazar yaz ortası gününde taç giyme törenini Westminster Hall'da bir ziyafet izledi. Takip eden o ayda birçok sosyal etkinlik yeni kraliçeyi İngiliz halkına sundu. Catherine iyi bir izlenim bırakmış ve İngiltere halkı tarafından iyi karşılanmıştı. Henry'nin başka kadınlarla da evlenebilecekken neden onu seçtiğine dair spekülasyonlar vardı. Ancak tüm göstergeler Henry'nin Catherine'i romantizm uğruna seçtiğini gösteriyordu. Ergenlik döneminde konuşabildiği birkaç kadından biri olduğu için ona kolayca aşık olmuştu. Catherine zarif ve güzel bir kadındı. Henry, aşka aşık olacak kadar gençti ve prenses tarafından büyülendiğini ve onunla evlenmenin görevi olduğunu düşündü. Catherine'i sevdiğinin bir başka kanıtı, o zamanlar oldukça sıra dışı olan bir taç giyme gerçeğiyle sergileniyor. Normalde bir kral eşi, ancak kralın kendi annesinde olduğu gibi bir varis doğurduktan sonra taç giyerdi. Bunun yerine Henry geleneği bozdu. Evliliklerinin başında Henry, hayatının sonraki dönemlerinde tasvir edildiği gibi kalpsiz bir adam değildi. Onun renklerinde mızrak dövüşü yaparken Catherine'e açık bir sevgi gösterdi. Zırhına baş harflerini, iç içe geçtiği bir aşk düğümü işlenmişti. Kadehler bu aynı birlik amblemiyle yapılmıştı. Kesinlikle tipik kraliyet evliliklerinin çok ötesinde sevgi dolu ve sevecen bir çift gibi davrandılar. Halka açık sevgi gösterileri, sevgi ve saygı beyanları vardı. Hala kralın gömleklerini kendisi işlemekte ısrar ediyordu. Devlet işlerine başkanlık etti. Ancak sarayda gerçekleştirilen dans ve maskaralıklara katılmayı reddediyordu. 11 Haziran 1513'te Henry bir askeri sefer için Fransa'ya gittiği sırada İngiltere'de Catherine'i krallığın valisi ve genel kaptan unvanlarıyla atadı.
Savaşın ortasında yetiştirildiği göz önüne alındığında, Catherine naip sıfatıyla hizmet etmek için iyi donanımlıydı. Annesini anımsatan bir şekilde İskoçların istilasına hazırlanan İngiliz ordusuna seslendi. Bu süre zarfında İngilizler, Catherine'in İngiliz cesareti hakkında yaptığı duygusal bir konuşma ile önemli bir rol oynadığı Flodden Savaşı'nda İskoçları yenilgiye uğrattı. Catherine, Woburn Manastırı'ndan Henry'ye, Tornay kuşatmasında sancak olarak kullanabilmesi için savaşta ölen İskoçya Kralı 4. James'in kanlı ceketini bir mektupla birlikte gönderdi. Catherine büyük bir siyasi ilgi kazandı ve devlet işlerine nasıl ayak uyduracağını biliyordu. Catherine, kocasının entelektüel ilgi alanlarının genişliğine uyuyordu. O ve Henry birlikte at sürdüler, avlandılar ve Henry ona tamamen güveniyordu. Uzun yıllar boyunca mutlu ve özverili bir çift ve güçlü bir siyasi ekip oldular. Yaşlandıkça Catherine'in dini bağlılığı, akademisyenlere olan ilgisi gibi arttı. Bilgisini genişletmeye ve kızı Mary için eğitim vermeye devam etti. Kadınlar arasında eğitim kısmen Catherine'in etkisi nedeniyle moda oldu ve birkaç koleje büyük miktarda para bağışladı. Aileleri uğruna kötü 1 Mayıs'ta yer alan isyancıların yaşamları için başarılı bir şekilde çağrıda bulundu. Catherine ayrıca yoksulların yardımına yönelik kapsamlı bir program başlatarak geniş bir beğeni kazandı. O, Rönesans hümanizminin hamisi ve büyük bilim adamları Rotterdamlı Erasmus ve Thomas More'un arkadaşıydı. Catherine genç, atletik, çekici kocasını seviyordu. Onu memnun etmek istiyor, sadık bir eş olarak ona bir varis vermeye kararlı görünüyordu. 1510 ve 18 yılları arasında Catherine iki oğul da dahil olmak üzere 6 çocuk doğurdu. Mary hariç hepsi ya ölü doğdu ya da erken bebeklik döneminde hayatını kaybetti. Catherine her kayıpta Henry tarafından teselli edildi. Ancak bir erkek varis olmaması kritik bir konuydu ve Catherine yaşlandıkça bu Henry'nin çözülmesi gerektiğini hissettiği bir sorun haline geldi. Tudor hanedanı yeniydi ve meşruiyeti hala test ediliyordu. Catherine aynı fikirde değildi. Gerilimler ve farklılıklar evliliği ölümcül şekilde baltaladı. Sık hamilelikler ve sürekli stresle boğuşan kraliçe yaşından daha yaşlı görünüyordu. Henry'nin onunla birlikte resmi törenlere katılma konusunda titiz olmasına rağmen onun arkadaşlığından kaçındığını biliyordu. Elizabeth Blount adındaki metresi gayrimeşru bir oğul doğurduğunda Henry kraliçesini sağlıklı ve meşru bir erkek varis üretemediği için suçlamaya başladı. Catherine çocuk doğuramıyor, Henry evliliğinin lanetli olduğuna inanmaya başlıyordu. Catherine ayrıca giderek daha fazla dine döndü. Zamanını dua ederek geçiriyor, hatta bazen çileci gibi saç gömleği giyiyordu. Henry daha genç ve daha heyecan verici bir eş aramaya başladı. 1526'dan itibaren 8. Henry'nin gözü, eski fetihlerinden birinin küçük kız kardeşi olan Anne Boleyn'e takıldı. Bir taht oyununda piyon olacağını anlayacak kadar zeki olan Anne, evlenene kadar kralla yatmayı reddetti. Bu yüzden Henry'nin evliliğinden bir çıkış yoluna ihtiyacı vardı. Anne Boleyn'e aşık olması ve bir oğul arzusuyla yanıp tutuşmasıyla Henry evliliğinin iptalini istiyordu. Çoğundan çok daha ihtiyatlı bir kraldı. Catherine ile savaşmak istemiyordu. Her zaman onun sarsılmaz haysiyetine ve belagatına saygı duymuştu ve bunu sağlayacak şekilde cömert olmaya hazırdı. Bunun üzerine Henry 1527 tarihinde Papa'ya Levililer yasağı olarak anılan pasajı öne sürdü. Pasajda şöyle söylüyordu: "Bir adam kardeşinin karısını alırsa bu bir murdarlıktır. Kardeşinin çıplaklığını ortaya çıkardı. Çocuksuz kalacaklar." Catherine ise ölüm gününde bile Henry'nin yatağına bakire olarak geldiği konusunda ısrar edecekti. Kutsal Roma İmparatorluğu, Catherine'in yeğeni olan İspanya Kralı 5. Charles ile ilişkileri iyi tutmak istiyordu. Ayrıca kiliseye göre o zaman çok genç olan Catherine ve Arthur'un birlikte yatmaları olası değildi ve bu nedenle Leviller yasağı bu durumda geçerli olmuyordu. Son olarak Mukaddes Kitab'ın bir başka bölümü, bu kez Tesniye Kitabı, Leviller ile çelişiyor gibiydi. Kitapta şöyle söylüyordu: "Kardeşler birlikte oturduğunda ve içlerinden biri çocuksuz öldüğünde,
ölenin karısı başka biriyle evlenmeyecek. Ancak kardeşi onu alacak ve kardeşi için tohum yetiştirecek. Bir tür çözüm bulmak için Papa en azından Kardinal Lorenzo Campeggio'yu konuyu araştırmak ve 1529 Haziran'ında özel bir mahkemeye başkanlık etmesi için İngiltere'ye gönderdi. Karar verilmeden önce Henry'nin yeniden evlenmesini yasakladı. Ancak Catherine bu konuda karar verme hakkının sadece Papa'ya ait olduğunu ilan etti. Campeggio'nun çabalarına rağmen hiçbir şey çözülemedi. Catherine, Henry ile evliliğinin ilahi bir şekilde emredildiğine ve buna müdahale etmenin ruhunu tehlikeye atacağına kesinlikle inanıyordu. Bir başka endişesi de kızının meşruiyeti ve güvenliğiydi. Bazıları tarafından yeğeni 5. Charles'ın yardımını çağırması için teşvik edildi. Çünkü birçok kişi onun papayı kontrol ettiğine inanıyordu. Diğerleri onun halasının bir kenara atılmasına dayanamayacağını ve onu hak ettiği konuma geri getireceğini umuyordu. Ancak Catherine bunu reddetti. Bir savaşın İngiltere vatandaşlarına zarar vereceğine inanıyordu. Henry evliliklerinin geçersizliğini kanıtlamaya çalışırken Catherine, uzun ve duygusal olarak acı veren bir sınavla karşı karşıya kaldı ve mahkemede çapraz sorguya alındı. Kraliçe, Arthur'la cinsel aktivitesi hakkında aşağılayıcı ayrıntılarla sorgulandı. Catherine, sessizce bir rahibe manastırına çekilmesi önerildiğinde, ''Tanrı beni asla bir rahibe manastırına çağırmadı. Ben kralın gerçek ve meşru karısıyım.'' diyerek karşı çıktı. Kaderini kabul ederek sessizce ve rahatça gidebilirdi. Bununla birlikte öyle görünüyor ki, dindarlık ve inatçılığın bir kombinasyonu onun savaşını acı bir şekilde sona erdirdi. Henry amacına ulaşması için bir adama görev verdi. York Kardinal Başpiskoposu Thomas Wolsey, kralın tek bakanı ve ülkedeki en yüksek makamın sahibiydi. Sonunda büyük meseleyi çözmede başarısız olduğu için kralı memnun etmeyecekti. Ancak İngiltere'den siyasi veya mali desteğe ihtiyacı olmayan bir papaya karşı yapabileceği çok az şey vardı. Aksine güç tamamen diğer yöndeydi. Çünkü eğer bir papa bir hükümdar aforoz ederse, teoride herhangi bir rakip hükümdar onu yönetme hakkına meydan okuyabilir ve belki de İngiltere'nin yabancı bir güç tarafından işgaline yol açabilirdi. Henry ayrıca Catherine'in tebaası arasında Anne Boleyn'den çok daha popüler olduğu sorunuyla da karşı karşıya kaldı. Kral, krallığındaki herhangi bir halk isyanına bahane vermekten çekiniyordu. Catherine'in sarayda güçlü destekçileri vardı. Bunlar hem onun davasına sempati duyuyor hem de kilisede yaratılan bölünmeleri görmek konusunda isteksiz davranıyorlardı. Bunlara tarihçiler tarafından Aragon fraksiyonu deniyor. 7 yıl boyunca Papa, Catherine'in yeğeni Kutsal Roma İmparatoru 5. Charles'tan çekindiği için iptal kararı vermekten kaçındı. Sonunda Henry, Temmuz 1531'de Catherine'den ayrıldı. Catherine, 1531'de yeğeni 5. Charles'a bir mektup yazdı. ''Sıkıntılarım o kadar büyük. Hayatım, kralın kötü niyetini ilerletmek için her gün icat edilen planlardan o kadar rahatsız ki, kralın konseyindeki bazı kişilerle bana verdiği sürprizler ölümcül ve Tanrı'nın bildiği gibi oncanı kısaltmak için yeterli.'' Bir yıl sonra Catherine saraydan kovuldu ve eski odaları Anne Boleyn'e verildi. Catherine 1531'in sonlarında Dumur Kalesi'nde yaşamaya başladı. Bundan sonra sırasıyla Hatfield Kraliyet Sarayı'na, Elsing Sarayı'na, Amthill Kalesi'ne, Buckton Towers'a taşındı. Daha sonra nihayet Kimbolton Şatosu'na transfer edildi. Burada kendisini sadece ayinlere katılmak için ayrıldığı bir odaya kapattı. St. Francis tarikatının gömleğini giydi ve sürekli oruç tuttu. Ara sıra ziyaretçi almasına izin verilirken kızı Mary'yi görmesi yasaklandı. Ayrıca yazılı olarak iletişim kurmaları da yasaktı. Ancak sempatizanlar ikisi arasında gizlice mektupları iletti. Henry, Anne Boleyn'i yeni kraliçe olarak kabul ederlerse, hem Catherine'e hem de kızı Mary'e daha iyi konutlar ve birbirlerini görmelerine izin vermeyi teklif etti. Fakat Catherine ve kızı Mary bu teklifi reddetti.
Papa Clement'in 8. Henry'nin Catherine ile evliliğini iptal etmeyi reddetmesi, Henry ve Roma arasındaki kopuşu tetikledi ve İngiliz reformuna yol açtı. Henry sonunda ilk evliliğini iptal etme eylemlerinden dolayı Papa tarafından aforoz edildi. Calais'te Fransa Kralı 1. Francis ile yaptığı görüşmeden Dover'a dönen Henry, gizli bir törenle Anne Boleyn'le evlendi. Canterbury Başpiskoposu William Warham ölünce boş pozisyona Boleyn ailesinin papazı Thomas Cranmer atandı. 23 Mayıs 1533'te Cranmer, Dunstable'da özel bir mahkemede karar verirken, Catherine'in kendisinin ve Arthur'un hiçbir zaman fiziksel ilişkilerinin olmadığını ifade etmesine rağmen Henry ile olan evliliğini yasa dışı ilan etti. 5 gün sonra 28 Mayıs 1533'te Cranmer, Henry ve Anne'in evliliğinin geçerli olduğunu ilan etti. Henry resmen Roma Katolik Kilisesi'nden ayrıldı ve York Başpiskoposu Lee ve Durham Piskoposu Tunstall, Catherine'e üzerine yemin etmesi için veraset yeminini getirdi. İngiltere kendi kilisesini Roma'nın yükümlülüklerinden bağımsız olarak yönetecekti. İngiltere'deki Katolik Kilisesi'nin başı olarak Papa'nın yerini almak için Henry, kendisini İngiltere Kilisesi'nin başına getirdi. Üstünlük yasası ile bu amacına ulaştı. Henry'nin ve sonraki tüm İngiliz hükümdarlarının yalnızca tek bir yüksek otoriteye sahip olduğu anlamına geliyordu. Tanrı'nın kendisi. Catherine Henry'yi İngiltere'deki kilisenin en yüksek başkanı olarak kabul etmeyi reddetti. Evliliğin iptali ve parlamentonun veraset yasasını kabul etmesi, Catherine'in kızı Mary'nin gayrimeşru ilan edildiği anlamına geliyordu. Catherine'in İngiltere kraliçesi unvanını kullanması yasaklandı ve bunun yerine ona Galler'in dul prensesi unvanı verildi. Evliliğin iptalinin ardından dünyanın kraliçesi olmaktansa zavallı bir dilencinin karısı olup cennetten emin olmayı tercih ederim demişti. Hayatının sonuna kadar Catherine, kendini Henry'nin tek yasal evli karısı ve İngiltere'nin tek yasal kraliçesi olarak adlandıracaktı ve hizmetkarları ona böyle hitap etmeye devam etti. Ölümün yakın olduğunu hisseden Catherine, vasiyetini hazırladı ve yeğeni İmparator 5. Charles'a yazarak kızını korumasını istedi. Henry'ye yazdığı son mektupta şöyle söylüyordu: "En sevgili efendim, kral ve kocam, ölüm saatim yaklaşıyor. Sana borçlu olduğum şefkatli aşk beni, durumum böyleyken kendimi sana emanet etmeye ve ruhunuzun sağlığı ve korunması gereken birkaç sözle sizi hatırlamaya zorluyor. Kendi adıma her şeyi affediyorum ve Tanrı'ya sizi de affetmesi için yürekten dua ediyorum. Geriye kalanı için şimdiye kadar arzuladığım gibi ona iyi bir baba olman için sana yalvaran kızımız Mary'yi sana emanet ediyorum. Hizmetçilerim adına onlara evlilik payları vermenizi de rica ediyorum ki bu çok değil, 3 tanedir. Son olarak gözlerimin seni her şeyden çok arzuladığına yemin ediyorum. Kraliçe Catherine." Mektubu kapatmak için orijinal unvanını kullanması eski kocasına karşı son bir meydan okumaydı. Catherine 7 Ocak 1536'da Kimbolton Kalesi'nde hayatını kaybetti. Ertesi gün ölüm haberi krala ulaşmış, diplomat Gregory de Cassel tarafından zehirlendiğine dair söylentiler ortalıkta gezmeye başlamıştı. Söylentiler mumyalanması sırasında zehirlenmeden kaynaklanmış olabilecek şekilde kalbinin siyah renkte olduğunun keşfedilmesiyle doğdu. Fakat modern tıp uzmanları kalbinin renginin değişmesinin zehirlenmeden değil, o sırada anlaşılmayan bir kanser türünden olduğunu düşünüyor. 8. Henry'nin tüm eşleri arasında en sevileniydi. Aragonlu Catherine, tebaası tarafından kocasından daha çok sevildi. Saygı duyuldu ve zamanının en aydınlanmış kraliçelerinden biri olarak kabul edildi. Günümüzde de hala mezarı çiçekler almaya devam ediyor ve her 29 Ocak'ta onuruna bir Katolik ayin kutlanıyor.